Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmamızı yapacağız. Lastik tokamızı tığla süslüyoruz. Şöyle bakalım. Dilediğiniz renkteki iplerimizle bu çalışmamızı yapabilirsiniz. İpimize uygun tığı da tercih ettiğiniz zaman çalışmanız gayet güzel olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Düz lastiğimi alıyorum. Hangi boyutta olursa olsun hiç fark etmez. Düz, sade görünümlü bir tane lastik tokamız var. Ee, sarı rengimle çevresine sık iğne öreceğim ve iki buçuk numaralı tığım var. Şimdi bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Lastiğimi alıyorum. Şöyle elime tutuyorum, bakınız. Orta parmağımın içerisinde. Lastiğimin altından giriyorum. İpimi yukarıdan şu şekilde alıyorum ve buradan kapatıyorum. Tekrar alttan giriyorum, alıyorum, kapatıyorum. Sadece sık iğne aşağıdan giriyorum, ipimi alıyorum, kapatıyorum. Aşağıdan kapatıyorum. Alttan giriyorum ve kapatıyorum. Farklı hiçbir işlem yapmıyorum bu şekilde. Sık iğnelerimi örerek lastiğimin zeminini hazırlıyorum. Birer birer ilerliyorum. Kanalımıza abone değilseniz e, abone olarak ve zil sesini aktif ederek bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Her yeni paylaşımımızda haberiniz olup bizlerle birlikte paylaşımlarımızı yaparsanız çok mutlu olurum. Sık iğnelerimle lastiğimin tamamını örüyorum. Gevşek örmeyelim. Eğer gevşek gibi ise şöyle biraz sıkıştırabilirsiniz şu şekilde getirerek ama bakın bu sıklıkta gayet güzel. Devam ediyorum. Lastiğimizin çevresini sık iğnelerimizi örerek tamamladım. Başlangıç yerimizin tepesine geliyorum, batıyorum, ipime kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İkinci bir renge geçmek istiyorum. Aynı renkle çalışmak isteyen arkadaşlarımız devam edebilirler. İkinci ipime bir tane zincir çekerek düğümümü attım. İsterseniz ipi kopardığımız yerden, isterseniz farklı bir yerden çalışmaya başlayabilirsiniz. Şöyle başlamak istiyorum. Batıyorum. İpimi alıyorum ve kapatıyorum. Buraya bağlanıyorum. Ve üzerine zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çekiyorum. Bir sonraya batıyorum. Eğer çok sık yaptıysanız birer atlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dibine batıyorum. Tekrar 10 tane zincir. 7, 8, 9, 10. Bir sonraki zincire batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibine batıyorum. Kendi dibine. Tekrar 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Kendi dibine. Bir sonraki zincire geçiyorum. Bakın bir tane atladım. Diğerine geçtim. Dilerseniz atlamadan da hemen dibine yapabilirsiniz. 6 7 8 9 10 zinciriniz ne kadar çok olursa şuradaki bandımızın yani tokamızın dökümü o kadar fazla olur kendi dibine batıyorum tekrar 6 7 8 9 10 bir sonraki zincire batıyorum şöyle görecek olursanız bakın hemen dibine isterseniz isterseniz bir sonra Nasıl sıklığını isterseniz ona göre tamamen kontrol elinizde. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ne kadar sık yaparsanız o kadar güzel görünür. Aynı yere batıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir sonrakine bu şekilde bütün sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim. Zincirlerimizi çekerek alttaki sık iğnemizin üzerine battık. Bakın şöyle çok güzel görünümü oldu. En son zincirimi çektim. Başlangıç noktamın bulunduğu yere geliyorum. Bakın en son zincirimi kendi dibine batıyorum. Ve kapatıyorum. Bir tane zincirimiz çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve tokamız artık kullanılmaya hazır hale geliyor. İpimizi yine şöyle çevirelim. Gizleyelim. içe alalım. Arkası önü yok zaten. Nereden istersek şöyle epeyce bir götürelim. Çeviriyorum kendi etrafında en son kalan ipimizi şöyle kesiyorum. Çalışmamızı bu şekilde tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.